Orayı şu ara köşedeki ya da karıştırırız. Eski meclis binası vardı buralarda. Yolun üstüne gelirdi buralara gereken o. Orada yazardı bugün görmediğimiz gibi. Belki karşımıza çıkar. Şu ne camisiydi? Burası Saat Ulus yazıyor. Melike Hatun Camisi. Yeni yapılmış ulusa. Ulusa kazandırılmış. Yanlış mı söyledim? Melike Hatun'un dedi. Evet. Şurası. Ben bugün Ankara'da hakikaten yoğun bir trafik görmedik. Okullar kapalı olmasından mıdır? Bilmiyorum. Ama karşıdan karşıya geçmekte sıkıntı yaşamadık. Bu arada Ego'nun açılımı elektrik kağıt otobüs Ankara geçmiyor. Neden bilmiyorum. Elektrik gaz otobüs geçiyor. Eskiden ESO muydu acaba? Elektrik su otobüs. Eskişehir'inki ESO. Ego. Yani Ego olarak kaldı. Elektrik gaz otobüs. Ankara'nın ağası geçmemiş. Evet, şimdi Ankara Kalesi'ni bir de buralardan bir daha göremedik artık. Zaten Ankara Kalesi ile ilgili güzel video çektik. Pek de çıkmak istemedik. Geçen gelişimizde de aynısını yapmıştık. Vakit kalmıyor. Ankara Kalesi'ni gördük şimdi. Evet, burçlarını gördük. Ulus'ta. Şimdi Gençlik Parkı'na geldik. Gençlik Parkı'na girelim. Önemli ziyaretçiler önemli gördü, uğradığı alanlardan Gençlik Parkı'na geldik. Giriyoruz şimdi. Hemen buz gibi su. Buz gibi su akıyor. Bayağı bir akıyor. Şurada da akıyor. Sesini geldi. Yani su sesini Ankara'da ancak buradan duyacağız. Yani göl başında belki 10 kilometrelerde orada bir gölet gibi bir şey var, göl gibi ama. Evet, gerçekten Gençlik Parkı muhteşem. Hemen aklıma Bursa'daki gelir. Bursa'dakiyle kıyaslamak gelir. Ama o daha fazla ağaçlık içinde. Gölet. Gölet aşağıda. Burası da muhteşem havuzlarıyla. Gerçekten Gençlik Parkı. Evet, şöyle Gençlik Parkı'nı suyuyla gösterelim. Akustik suyun havayla dansı. Su biraz soğuttu burayı sanki. Hafif bir üşüme hissettirdi. Yazın olsa böyle serinlik. Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü faaliyetleri burada. Atletizmden yüzmeye, vuruşuya, voleybola, tekvando, satranç, zarflı, masatın, kızak, kayak, judo, handbol, halter güreş, dart, bocce, hubuz hokeyi, boks, xbox, basketbol, badminton olmak üzere. Evet. Gördük şimdi.
Gençlik Parkı'na. Sen buraya. Evet, şurada gerçekten güzel bir dizayn oluşuyor. İnce kendi arasında akarken. Yüksek hızlı tren gidiyor karşıdan. Karşı bina, tam karşı. Tam karşı. Evet. Ankara yüksek hızlı tren. Daha önce orası istasyonda aynı yere yapılmış. Oraya gelmişti. Eskisi duruyor herhalde de bu. Bilmiyorum. Ankara bilmiyorum. Büyükşehir Belediye Tiyatrosu. Bayağı büyük bir binası var. Oturma alanı yok mu? İleride var. İleride. Orası var. Şöyle gidelim de. Şuralarda var. Orada da var. Kenarlarda var. Tamam. Evet, göleti gördük. Luna Park da var orada. Luna Park'ın arkası da hızlı tren garı. İleride devam ediyor gölet aslında. Tabii burası da Gençlik Parkı. Memur Sen binası. Takarsa büyük bina. Şu bina. Memur Sen yazıyor artık. Gri bina. Bayağı büyükmüş ya bu kent. Eğer ileride ördekler mi, martılar mı ne var? Poskep binası var. Orada evet. Kobileri geliştirme projesi binası. Şurada büyük bir bina var. Ne binası bilmiyorum. Daha bir son. Yok o değil. Onun yanındaki. En olarak da büyük. Sadece bu değil. Evet. Karşı tarafta çok büyük bir bina var. Tiyatronun arka tarafında gözüküyor. Gökdelen. Evet. Yani zamanında Gençlik Parkı gerçekten bize gözümüzde daha muhteşem gözüküyordu ama şimdi biraz küçük gibi geldi. Zamanla yapılınca bunlar bu ilk örneklerinden bir tanesi. Evet, burada tabii ne eksik? Sandallar eksik ama belki kış geldiği için kaldırdılar. Belki de yok. Bilemiyoruz. Gençlik Parkı böyle. Havuzu ikiye bölmüşler sanki. Burası durgun. Orası camla mı bölmüşler ne? Orada gelmiyor buraya su. Orada demir daim yapıyor havuzlar. Bu evet. Sus havuzunda. Orayı küçük küçük yapsın. Hem dalga veriyor orası. Burası da Ölü Deniz gibi. Evet, Gençlik Parkı'ndan da bu kadar diyelim. Gene Makine Kimya Endüstrisi binası karşıda. Şöyle de bunda. Herhalde Makine Kimya yazıyor sanki. Yanlış okumadıysa. Evet. Kapatalım videomuzu Gençlik Parkı.